Anne, kafamda böcek mi var? Onun gibi bir şey aşkım. Bakayım. Anne, ben de. Aman eksik olma, gel. Bak. Gelin buraya, gelin. Buraya gel. Çarşafın üstünden çıkmayın, gel buraya. Gel. Ha. Otur şöyle. Gel. Ha, getir bakayım şundan. Anne, beşler şey büyürler mi? Büyürler, kocaman olurlar ve hepimiz yerler. Gel hadi. Gel, gazlayacağım kafanı, gel. Kapa gözünü. Ya ne gerek vardı gaza falan ya? Böyle eski yöntemler bunlar. Bit şampuanıyla yıkasaydık olsaydı bitseydi işte. Aşkım ben de biliyorum bit şampuanıyla yıkamayı ama işi garantiye alalım. Biz böyle öğrendik. Önce gaz, sonra bit şampuanı yaparız zaten. Ya sen görmedin bugün okulda. Bunlar böyle kaşına kaşına geliyor üstüme doğru. Yerin dibine battım ya, ne yapacağımı şaşırdım. Bir de o kadınları göreceksin. Sinir oldum, sanki 3 ay yıkanmamışız biz. Sinir. Bakma sen onlara. Her çocuk bitlenir işte, abartılacak bir şey yok bunda. Ya sen gel de onu bu cadılara anlat okuldaki. Oğlum yapma. Kapa gözünü. Aşkım baksana, benim elim gazlı. Tamam tamam. Dur bakayım oğlum. Aşkım kaldır kafanı, gözüne kaçma. Kımıldama sakın, buradan kalkma tamam. Açma sakın gözünü. Efendim. Nursel Hanım mı? Ha, Berk Bey'in annesi. Ay uyuz. Çok geçmiş olsun. Tabii ben Elif'e söylerim. İyi akşamlar. Ne diyor? Berk Dayı kaba kulak olmuş. Doğum günü partisini iptal etmiş. Aa, yalan. Külliyen yalan. Ben bugün gördüm çocuğu okulda. Hiçbir şey yok, sapasağlam. Niye yalan olsun canım? Hem yalan olsa doğum günü partisini iptal eder mi? Ha, o da yalan. Kadın mekan tuttu. Bayağı bildiğin aylardır bu parti için uğraşıyor. Palyaço falan gelecek. Ha, iptal eder mi? Bakayım oraya. Bana bak. Bu işte kesin bir bit yeneyim ben ha. Ah anneciğim, ah senin oğlun bu hallere düşecek adam mıydı ya? İyi ki bu rezilliğimi görmüşsün, iyi ki. Serum değiştirecektim. Buyurun. Karım tuvalette de. Yok hayatım. Sen çıkmıyor musun artık? Çıkıyorum. Son durulamaları yapıyorum. Deterjanlı mı kalsın donların, atletlerin? Alerji olursun vallahi. Aslında ben de girecektim banyoya ama sıcak suları akmıyor. Ay öldüm, bittim vallahi ya Kudret. Al şunları da az. Annemin bütün kıyafetleri kokmuş. Yani şimdi kalkıp uyansa ne giyecek bu zavallım benim? Bu hastane, yani nasıl bir hastanedir burası? Nasıl bir hastane burası ya? Sıcak su akmıyor orada. Anneciğim şimdi uyansa demek ki kıyamayacağız biz annemi. Yani. Zeliş. Zeliş. Zeliş, ne yapıyorsun sen? Dayanamıyorum artık Kudret ya. Vallahi dün gece kaşıntı bastı. İsterlerse götürsünler, hapse atsınlar beni de, ben sökeceğim bu meleti. Ya hayatım bak,
söz veriyorum. Yarın olmasa en geç öbürsü gün yatıracağım su parasını. Bak şimdi görürlerse mahvolurum ben ya. Ya Kudret, rahat bırak beni. Bak, zor kullanmaya mecbur bırakma beni. Yarmadı diyemezsin değil mi? Gel buraya. Ya, abla, ne yapıyorsun? Kudret, ya bırak. Evet. Merhaba, kolay Merhaba. Gelsin. Ben hani ikizler var ya Çetin'le Tekin. Onların annesi Elif. Aa evet, buyurun. Şimdi çocukların başına geleni biliyorsunuz malum. Bit. Evet, bit. Şimdi ben şöyle yaptım. Dün gece benim oğlanları aldım. Gazlı pamukla böyle bütün kafalarını sildim bir güzel. Sonra şey yaptık, kocamla aldık önümüze. Özel fırçayla böyle tarakla. Taradık, taradık, taradık. Bütün bitleri temizledik. Yetmedi. Dedim garanti olsun. Bir de bit şampuanıyla bir güzel yıkadık. Çok güzel. Evet, tertemizler. Müthiş, pırıl pırıl. Yani bitlik yok, kalmadı. Yani gerçi hep temizdiler. Yani şu bakımdan, onlar her okuldan geldiklerinde ben mutlaka banyoya sokuyorum onları ve böyle kaynar sularla yıkıyorum, yıkıyorum, kırklıyorum yani. Hani mikrop kalmasın. Anlamadım ben nasıl oldu bu iş. Bilemedim. Açıklama yapmanıza gerek yok Elif Hanım. Bit herkeste olabilir. Kirli saçta, temiz saçta. Tabii siz yani rehber öğretmen olarak böyle ön yargısız yaklaşmanız çok güzel tabii. Rica ederim. Elif Hanım, sizin bu bit olayında herhangi bir kusurunuz yok. Tabii siz iyi bir insansınız yani. Çok teşekkür ediyorum bu yaklaşım için ama yok öyle bir şey değil. Yani ben sorumluluklarının çok farkında olan bir anneyim. Dolayısıyla benim çocuklarım yüzünden bütün okuldaki çocuklar bitlendiyse eğer bunun sorumlusu benim. Ben bunu biliyorum. Okula biti getirenin sizin çocuklarınız olduğunu nereden çıkartıyorsunuz? Nasıl yani? Al hayatım bak, kolonyalı mendil buldum. Ah, şöyle her yerini güzelce sil, mis gibi olursun. Ay, ne yapayım ben bunu ya? Su yok, kuru temizleme mi yap diyorsun yani? Eh be, sana da yaranılmıyor ha. Ha, bu arada bugün evi görmeye gelecekler ha. Onların yanında böyle kaşınıp durma, yanlış anlaşılır. Ay ne yapayım Kudret, ne yapayım yani? Tutamıyorum kendimi. Tuvaletim de var. Hadi sen gidersin camiye. Gitmişken de iki rekat namazını kılıp oh sevaba girip gelirsin. Ben ne yapayım ya? Hayatım sen de Yasemin'e git. Hem elini yüzünü yıkarsın. Şöyle açılırsın ha. Öyle mi diyorsun ya? Ay benim çocuklarım bu biti okula getirmedi mi? Hayır, onlar getirmedi. Lütfen artık kendinize eziyet etmeyin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bir şey sorabilir miyim? Şimdi hani biti benim çocuklar okula getirmediyse... yani okula biti getiren... Lütfen kim olduğunu sormayın, söyleyemem. Yani kusura bakmayın, beni anlamaya çalışın, söylemeniz gerekiyor. Ya ne olur söyleyin, ilk kim bitlendi, kimin oğlu bitlendi? Hayır şimdi, şu sebeple. Yoksa hepsi böyle parmağına dolayacak benim çocuklarımı. Lütfen ısrar etmeyin, söyleyemem. Ay ne olur bak, vallahi billahi. Bu Berk dayın doğum günü partisinden de attılar benim çocuklarımı. Berk dayın annesi aradı dün akşam. Yok efendim oğlu hastaymış da parti iptal olmuş. Yalan, yalan ben biliyorum. Doğum günü partisi hamburgercide yapılacak. Palyaço falan geliyor ya benim için çocuklarımı. Çok seviyor yani palyaço. Çok önemli çocuklarım için palyaço. Ya palyaço diyorum ya. Demek Berk dayın annesi. Evet, evet. Niye yapıyor? Çünkü çocuklarıma bir kere gördü böyle kaşınırken yapıştırıverdi etiketi üstlerine. Kendi çocuğunu korumak için sizin çocuklarınızı öne attı. Ne? Şey yapmayın, tamam. Yok, sakin olun. Şimdi şöyle yapalım. Ben anladığımı size söyleyeyim, siz
Hiçbir şey söylemeyin. Kafa sallayın. Tamam yani. Şimdi siz kendi çocuğunu Berktay yani Nursel'in oğlu mu? O mu ilk bit bulaştırdı okula? Ama lütfen aramızda kalsın. Çok zor durumda kalacağım yoksa. Tamam. Bitti. Aramızda. Yok kimseye ama çok çok teşekkür ediyorum. Yani böyle şey oldum, rahatladım. Bütün suçluluk duygularından arındım böyle tüy gibi. Abi bu. Ay çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Aramızda kapattım. Hiçbir şey. Ben gidiyorum. Kolay gelsin. İyi günler. Çok çok teşekkür ediyorum. Ne iyi oldu ki gelmişim. Hoşçakalın. Bu saate kadar uyanır mı insaf? Kaç gündür uyumuyorum Zeliş, uyku girmiyor gözüme. Ara ara televizyonun karşısında dalıyorum işte, dur terlik bir. Al. Tamam, ben bu evin hali ne ya böyle? İnsan bu dağınıklıkta zaten yoksa da girer depresyona. Şu hale bak. Perdeleri de kapatmış yaz evi gibi. Yok. Yok yok açma lütfen Sinan görür bak lütfen açma. Ay. Aa, Allah aşkına açma ya Sinan görecek şimdi. Ay sen niye saklanıyorsun Yasemin ya? Bırak o saklansın. Allah Allah yedi yonca halttan sonra. Sen bir şey de yemiyorsundur kesin. Yemedim. Yasemin yani sende sevmediğim bir huy varsa o da bu. Ha, kendini çok çabuk salıveriyorsun, çok çabuk koyuveriyorsun. Olmaz böyle. Hadi koy bakalım bir çay. Kahvaltı etmeden kendine gelmez insan. Hadi. Tamam. Koyayım da beraber içeriz. İyi, tamam içeriz. Ben bir ellerimi yıkayayım da şöyle foşur foşur. Zahmet ettin Nermin Hanım. Ben hemencecik şöyle başlayıverir, yapıverirdim temizliğe. Temizlik kaçmıyor ya. Şöyle keyifli bir kahveni iç. Biz de iki lafın belini kıralım. İki lafın belini mi? Dün böyle pek hoşlaşmadınız da siz benim sözümden, sohbetimden. Şükriyeciğim, üstüne alınma. Ben dedikodudan çok çekinirim. Yani hem ayıp hem günah. Zaten dinimizde de yeri var. Kul hakkı yemekle aynı. Ne sen günaha gir ne de ben. Ben de kimsenin kötülüğüne konuşmuyorum Nermin Hanım. Ben de ne gördüysem, ne duyduysam onu anlatıyor. Ha işte bak bu yanlış. Çünkü hepimizin kulağı gözü var. Bir şeyler duyup görüyoruz ama içimizde saklıyoruz. Haksız mıyım? Yani tabii sen çok başka bir insansın. Senin kalbin temiz ama diğer insanlar öyle mi? Değil. Yani senden duyduklarını farklı şekilde algılayabilirler. Böylelikle birilerinin onuru kırılabilir. Evlilikleri yıkılabilir. Vebali sana kalır.
Eline sağlık Nermin Hanım. Afiyet olsun. Bak laf nereye gitti. Ben seni şunun için çağırmıştım. Şükriye, ben seni çok sevdim. Sen her hafta bana temizliğe gel. Ama böyle evi toparlamak için sadece. Senden öyle ağır bir temizlik istemiyorum. Dün geldiğimde benim pestilimi çıkardıydın Nermin Hanım. Canım o ayrı, bu ayrı. O ayrı, bu ayrı, he mi? Ben buraya geldim, senin kocanın irezilliğini gördüm. Herkeşlere anlatacağım diye. O ayrı, bu ayrı, he mi? Yok, öyle olmaz. Sen bugün delik parasıyla benim çenemi kapatamazsın. Sana da yaranılmıyor. Haftada bir gün olsun rahat edebileceğim bir eve gel diyorum. Ha, beni düşündüğünden yani. Hadi oradan be. Eğer sen beni düşüneydin, dün ben buraya geldiğimde böyle ağzını burnunu böyle konuşmazdın sen benimle. 40 kere sildiğim yeri 41. kez sildirmezdin sen bana. Şükriye bak, eğer sana kötü davrandıysam özür dilerim. Eğer benden gerçekten candan bir özür dileyeydin Nermin Hanım, ben seni sırrında tutardım. Ama şimdi yok. Böyle şekerle bebek kandırır gibi. Olmaz bu işler. Daha bundan sonra evinin pisliğini de, kocanın pisliğini de kendin temizlersin. Anladın? Şükriye. Şükriye bir dakika dur. Dur Şükriye. Bak, sana ne veriyorlarsa gündelikten aldığının 2 katını veririm her hafta. Ha? Yeter ki kocamı bir otel odasında gördüğünü kimseye söyleme. Daha demincekten de söyledim ben sana, değil mi Nermin Hanım? Eğer sen benden gerçekten doğru dürüst işten bir özür dileyeydin, ben senin sırrını tutardım. Ama artık olmaz. Madem ki sen benim gururumu kırdın, ben de senin gururunu kırmazsam bana da Şükriye demesinler. Zeliş. Zeliş'cim, çayı koydum. Zeliş, ne geldi biliyor musun aklıma demin mutfakta? Sen bana dedin ya hani demin, kendini öyle salma, koyuverme diye. Ama bana da hak vermen lazım. Yani ben... Ya şu yaşıma geldim, yeminle söylüyorum, bir gün yüzü görmedim ya. Ya zaten çocuk yaşta evlendim. Sonra daha aşkı meşki ben anlamadan ihaneti tattım. Sonrasını biliyorsun. Kendimi kızıma adadım. Oh. Hiç benim ummadığım anda da bu Sinan çıktı benim karşıma ya. Ne bileyim yani, birdenbire öyleydi böyleydi derken ben... Kaptırdım kendimi ona. Ya ben kaptırdım diyorum. Ben kaptırmadım sadece kendimi. Sonuçta bir karşılık da gördüm ondan. Seni seviyorum Yasemin dedi bana. Sensiz yapamam dedi. Seni kaybedersem yaşayamam dedi. Ben duydum yani, bunları bu kulaklarla duydum. Zeliş, beni duyuyor musun? Zeliş! Duyuyor musun beni? Canım uğraşma o kadar ya. Ben zaten leş gibi olmuşum. Çık sen, ben yaparım oraları hadi. Yani Zeliş'cim ya. Ya bazen de... Ya içimde bir ses var. O bana diyor ki... Yasemin bu adam katil olamaz diyor ya. Sinan böyle bir şey yapamaz diyor işte içimde bir ses. Sen kalkıp şimdi diyeceksin ki madem öyle, polisteki o dosyalar ne? Ama yani dünyanın da 1001 türlü hali var şimdi. Gazetelerde falan okumuyor muyuz? Şimdi dışarıda bir kavga olmuş olabilir. 2 kişi birbirine girmiş, biri birini bıçaklamış olabilir. Bu da meraktan bıçağı eline almış olabilir. Tam o sırada da işte polisler, arabalar nani nani nani, polis kaldır ellerini yukarı kaldır. Yani olamaz mı böyle? Al başına belayı. Ya da yani...
adası yok. Yadası yok. Ben gittim. Şu koca dünyanın içinde bir tane katile aşık oldum. Yadası yok. Karakolda gördüm dosyayı. Bu kadar dosya üstünde cinayet işlemiştir yazıyor. Ama bak bir taraftan da diyorum ki... Madem öyle, yahu adam sen niye bana seni seviyorum dedin? Niye bana sen ümit verdin? Niye sana aşık olmama sebebiyet verdin? Niye ya, hasta mısın? O da mı yalandı acaba Zeliş ya? Yani bana... Bunlar da mı yalandı ya? Beni sevdiğini söylemesinde mi yalandı? Çıldıracağım yemin ederim ya, çıldıracağım. Aa. Yasemin. Niye ağlıyorsun tatlım sen? Niye çıldıracakmışsın? Sen banyo mu yaptın? Ben banyo yapmak durumunda kaldım. Çünkü o kadar pisletmişsin ki orayı. Leş gibiydi içerisi. Yani Yasemin, yani depresyondasın ya. Her tarafı batırmışsın tatlım. Hadi orayı batırdın. Banyo, banyo hijyen. Gireyim orayı bir şey yapayım dedim, temizleyeyim dedim. Kantar içinde kalmışım. Ben de üstüne bir şey yaptım, duş aldım. Ama mis gibi oldum. Oldu banyo, mis gibi oldu. Sen benim burada söylediğim tek kelimeyi bile duymadın mı yani Zeliş? Ara sıra kulağıma bir şeyler çarptı da. Bravo yani ya. Ya bravo sana. Ben şurada arkadaşıma içimi döküyorum. Sen de kalkıp poşur poşur banyo mu yapıyorsun Zeliş? Ya pes sana ya. Vallahi teessüf ediyorum ben sana. Teessüf ediyorum. Vallahi bana teessüf etme. Sen benim günlerdir neler çektiğimi biliyor musun ya? Biliyor musun? Ben suya hasret kaldım ya. Niye ki? Bin tane şey... Borularla ilgili, orası öyle, burası böyle, bilmem ne falan filan. Bizim ev iki katlı ya. Borularda şey oluyor işte, sıkıntı oldu mu iki katı birden sıkıntı sarıyor. Ustası bilmem nesi falan filan, neyse konu bu değil. Ama yani leş gibi oldum ya kaç gündür. Foşur foşur akan sıcak suyu görünce de dayanamadım yani, giriverdim suya. Ama rahatladım şimdi. Hadi gel rahat rahat baştan konuşalım. Yok, ben içimi döktüm, açtım, kapadım, mühürledim, bitti. Bitti ya. Ay. Yasemin ya, kusura bakma ne olursun. Ben ne haldeyim sen biliyor musun ya? Vallahi bak çok üzüyorsun beni. Kudret bekliyor, şimdi gitmem lazım. Sonra ben gelirim, uzun uzun konuşuruz, tamam mı? Hah, üzme kendini çok fazla, tamam mı? Tamam. Madem yıkandın, git şu saçını başını kurut. Üşüteceksin bir de. Ay yok, bir şey olmaz. Alıştık zaten soluğa. Bana bak, ağlama daha fazla. Tamam, ağlamıyorum daha. Bir demlik çayı kim içecek şimdi? Ben içerim hepsini. İçip kafayı bulurum artık. Mutfak dolaplarını karın kendi elleriyle seçti. Mutfak tezgahın mermerini de ta Afyon'dan getirttik özel olarak. Ben size bir de üst katı göstereyim, buyurun. Burada ne var acaba?
Orası önemli değil hanımefendi. O misafir tuvaleti görmeseniz de olur. Buyurun üst kata çıkalım. Ev alıyoruz canım, niye görmüyorum? Göreyim bir saniye. Of, bu ne çok fena kokuyor. Buyurun üst kata alayım ben size. Şöyle soldaki merdivenlerden. Hayatım, niye zahmet ettin ya? Sucu taşırdık. Ya Sucu'ya verecek para mı var Kudret, Allah'ını seversen ya? Buldum yolda, aldım getirdim işte. Çok espritüelsin. Misafirlerimiz de gerçek sanacak. Hani sabah anlatmıştım ya, evi almaya gelmişler. Şimdilik sadece bakıyoruz. Yok, pis bir şey kokuyor. Hanımefendi, söyleme sahip ama sabah kızartma yaptık da pastırma kokusu sinmiştir. Öyle bir şey değil yani, böyle pis bir şey. Yani böyle pis bir şey var gibi galiba, değil mi? Pardon, bana bakar mısın? Bana bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun sen? Hayatım, alınganlık yapmasana. Hanımefendi alacağı evin bütün detaylarını öğrenmek istiyor doğal olarak tabii. Hanımefendi, ben o kadar temiz, o kadar titiz bir kadınım ki... benim su saatim mühürlendiği halde ben onu kırmaya kalktım. Biliyor muydunuz bunu? Su saatinde mühür mü var? Su borcu mu var evin? Yok canım. Abartıyor işte. Ya bankaya şimdi otomatik ödeme talimatı verdim ben. Bir aksilik oldu işte. Ya ne otomatik ödemesi ya? Ne otomatik ödemesi? Senin bütün hesaplarına el konmadı mı? Ne beni yalancı konumuna düşürüyorsun el alemin önünde? Biz diğer evlere de bakalım. Öyle kararımızı veririz. Hadi karıcığım yürü gidelim. Ya beyefendi su borcunu evin fiyatından düşerdik. Beğendin mi şimdi yaptığını? Ha? Ya ayağımıza kadar gelen müşteriyi kaçırttın ya. Helal olsun be. O da öyle pis misleyip benim sinirimi zıplatmasaydı Kudret. Hadi. Şu damacanayı al da kaldır mutfağa. Hadi koçum. Of Zeliş ya of.